Evet. Devam edelim inşallah. Kayda bağlanabilen olursa canlı yayına güzel olur ama bir daha deneyeyim ben. Neyse artık. Evet. Kaydı sonra YouTube'a yükleyebiliriz. O sıkıntı değil inşallah. Burada madem ki hakikat ilmi tedris edilmiyor diyor. Dikkatimi çekti bu. Niye böyle diyor? Tedris edilmiyor. Hakikat ilmi. Acaba niye öyle dedi? Tedris edilmiyor. Umuma bir tedris yok anlamında mı kullandı bu tabiri? Düşünüyorum. Herhalde yani umuma açık bir şekilde, umuma tüm halka, halkın göz önünde umuma açık bir şekilde bir hakikat ilminin bir tedrisi yok. Biraz el altında kalmış. Devamındaki cümleden öyle olduğunu anlıyoruz. Elbette mahvi, yani gizli bazı hikmetlere binaen mahdut insanların eline geçen bu hakikatler. Sınırlı insanların eline geçen. Mesela Resmi eğitimde de hakikat ilmi anlatılmaz. evet, o da olabilir. İsterse din eğitimi olsun, orada da hakikat ilmi anlatılmaz. Bilgisi, tarihi bilgisi anlatılır. Evet, o nokta da güzel oldu. Yani resmi eğitim kurumlarında olsun veya kamunun genel istifadesinde olan tedrislerde ve yapılan eğitim ve derslerde hakikat ilminden yoksun. Hakikat ilmi mesela bu dönem için Risaller'de bir örneği, bunun Risale-i Nur ile yapılan dersi, iman dersi, Kur'an'ın iman hakikatlerinin dersi. Bu da diyor mahdut insanlarla sınırlı kalmış diyor. Bu bana o İmam Ali'nin meşhur ifadesini müellif çok zikreder. Sırran tenevverat. Yani Risaleler biraz perde altında, biraz gizlenmeden ama çok da böyle şaya bulmadan, çok da böyle gün yüzünde ulu orta çok böyle meşhur olmadan mı desek? Çok gizlilikte değil ama çok da böyle meşhur dillerde ellerde dolaşan bir eser tarzında değil de onun eğitimi, onun tedrisi biraz perde altında, biraz böyle özel, hususi bir mahiyeti var gibi. Almeme buyurun lütfen. Resmi eğitim böyle. İnsanların elinde mesela şimdilerde çok daha gayret gösteriliyor. Kur'an çalışmaları yaygınlaşıyor. Bir de özellikle Kürdistan diye bilinen Anadolu'nun doğu kısmında özel teşebbüslerle medrese çalışmalarında Kur'an çalışmalarına yoğunluk veriliyor. Medrese usulü çalışan ulemada hadis ve fıkıh ağırlıklı ama yine de Kur'an'da çalışılıyor Arapça çalışılırken. Genellikle Arapça Kur'an'ı anlamak için çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama Kur'an'ın mesajının hakikatını değil, buna çok dikkat etmemiz lazım. Arapçasını öğreniyorlar, belagatını öğreniyorlar, tarihi geri planını öğreniyorlar. İslam tarihinde nasıl çalışıla geldi diye onların tarihini öğreniyorlar. Onlar da zaten daha öncekilerin nakilleriyle dolduruluyor. Hakikatının, hakkaniyetinin gerek akli planda gerek hissi planda tahkik edilmesi çalışmasına rastlanmıyor. Şu an yani bir tasavvuf dalında gidenler hakikatini anlamaya çalışıyorlar. Onları hikayelerle, temsillerle daha çok anlatmaya çalışıyorlar. Diyorum ya hepsi bir teşebbüs içerisinde. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Mutlaka mükafatlandıracak. Onların hepsini
Bizim anladığımız şu Risale'de gördüğümüz tahkik mesleğiyle gitmiyorlar. Biraz yani gerçekten bu işin farkında olan samimi ehli tasavvuf, samimi ehli tasavvuf, bilmiyorum adını vermek mümkün değil zaten kim olup olmadığını, ama yani insanları yüzeysel tutmak yerine yüzeysel bir bilgilendirme ve hisleriyle talim etmek yerine tahkik mesleğinde giderek aklı ve kalbi tahkik eden, tatmin eden usulü Risale-i Nur'da görüyoruz. Onun da dikkatli bir şekilde okunması lazım. Onun için hakikat ilmi pek ortada değil demesinde çok büyük bir hakikat var. Bizim için de önemli. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakikaten Hulusi abinin önemli tespitleri oluyor mektuplarında. Maşallah, yani dönemin şartlarını iyi okuyan, dönemdeki olan olup bitenleri, özellikle entelektüel manadaki, düşünce manasındaki o dönemin dünyasında olup bitenlerden haberdar olan ve o dönemini iyi okuyan bir insan diyebiliriz. Evet. Beşinci maddeye geçtik. İbadet. Beşinci tür ise bir saati bir sene ibadet hükmüne geçecek tefekkür. Bu hadisten alınma, meşhurdur. Herkes bilir bunu zaten. Ve tefekküre vesile olan, vasıta olan böyle eserler ve her türlü tefekkür, yani varlıkta, varoluşta o varlığın, o varoluşun kaynağını sorgulayarak, o kaynağın bu varlık içerisinde, bu evren içerisinde olmadığını görmekle, la ilahe usulü önce, orada bir ilah olacak, kaynak olacak bir varlık bu evrende yok olmadığını görmekle, oradan hareketle onun varlık kaynağı bu evren cinsinden olmayan mutlak bir kaynaktır şeklinde çok kabaca ifade ettiğimiz bu düşünme usulü, bunun Kur'an'ın ifadesiyle la ilahe illallah, bu tefekkür, bu düşünme usulü ne şekilde, nerede yapılırsa yapılsın herhalde ibadetin en güzellerinden biri olsa gerek. Muhammed Sait, buyur lütfen. Selamun aleyküm. Bu ilk bir önceki maddede hakikat tedrisinin, eğitiminin olmamasından bahsetmesi ve onu açtı Ali abi. Hani onun devamı da yazmaya bağlaması benim dikkatimi çekti. Yazmanın içerisinde sanki bu tedrisin aşamalarının bulunduğunu ima ediyor gibi. Hani siz de üzerinde durdunuz. Okumanın, anlamanın, belki üzerinden geçip tahkik etmenin hepsi bir bütün olarak yazmanın içerisinde bulunmasıyla hani bu eğitimi sağlayan bir yöntem olarak herhalde zikrediyor. Bu olması gereken hakikat eğitiminin. Hani bu noktada şahsen bir prensip olarak, bir dua olarak bunu kendim için de ediyorum. Not almak, kendinle yüzleşmenin güzel bir yöntemi. Çok önemli bir yöntemi olarak yaratıcımız bize sunuyor diye anladım Hulusi abinin notlarından. Allah razı olsun. Evet, yazmak, not almak, düşünce gelişiminde, insanın kendisini eğitiminde, öğrenmesinde, düşünce geliştirmesinde çok önemli bir unsur. Dediğiniz gibi inşallah kalemi insanın hizmetine sunmuş. İnsanı ve kalemi yaratan. Aga Bey, buyur lütfen. Bir de malum konu geldiği için paylaşmak istedim. Risale mesleğinde başka yerlerde de geçiyor ya, böyle hoca öğrenci şeklinde değil de mesela müzakere yapıyoruz. Anladıklarımızı paylaşıyoruz. Bir olayın o yönü de var değil mi? Bu ders manasının kelimesinden çıkardın. Klasik Yapmak. anlamdaki eğitim, tedrisat, eğitim şeklinde olmuyor gibi Risale mesleği. Doğru mu? Öyle mi anlamamız lazım? Olabilir belki, yani o manada çekilebilir belki Aga Bey. Yani farklı yorumlar yapılabilir. Evet. Müzakere ediliyor. Herkes anladığını paylaşıyor. Klasik anlamdaki öğretmenin anladığını bildiğini dikte etme tarzında öğrenciye
direkt nakletme, öğretme, klasik eğitim usulü tarzı değil de birlikte okunuyor metin ve herkes kendi dünyasında anladığını paylaşıyor. Bu şekilde metin açılıyor. Herkesin dünyasında farklı açılımlar olabiliyor. Daha çok bilen olabilir, daha çok kavrayan olabilir, daha az kavrayan olabilir ama herkesin bir kavradığı oluyor. O kavradığını ortaya, ortak o anlama sofrasına, tefekkür sofrasına döküyor. Bu şekilde o tefekkür bir müzakere şeklinde bereketleniyor. Daha da artıyor yani bir telahuk-u efkar veya bir müdavele-i efkar yani o fikirlerin birbirine eklenerek artması gibi böyle müzakere diyoruz biz buna. Yani müzakere zikir kelimesinden geliyor zaten. Ben bir şey söylüyorum, senin dünyada bir mananın açılmasına vesile oluyor bu. Sana başka bir noktayı hatırlatıyor. Sen bir açıdan bakıyorsun, o da bana başka bir açıdan benim dünyamda başka bir manayı hatırlatarak yeni bir fikir doğmasına, benim zihnime yeni bir fikir gelmesine vesile oluyor. Bu şekilde anlama çabasına müzakere denildiğini düşünüyorum inşallah. Ve Risale'lerin de dersinin bu şekilde müzakere şeklinde olması gerektiğini, olduğunu. Bunun da klasik tedris usulünden, yani öğretmenin bilgisini direkt dikte ediyor öğrenciye. Bundan farklı olduğunu vurgu yaptın. Bu noktada sana katılıyorum Aga Bey. Allah razı olsun. Teşekkürler. Yani ben de aynıyım da düşünüyorum. Kusura bakmasan el kaldırmak uzun sürüyor. Benim ben başka bir alet kullanıyorum ondan. Birkaç işlem yapmam lazım. Evet, şimdi bu müzakere deyince insanlar ama üstad öyle yapmamış diyorlar. Değil mi? Üstadın pratik hayatında pek müzakere görülmüyor. Yani hatta pek de değil, hiç görülmüyor. Siz nereden çıkarttınız bunu? Şimdi müzakere ediyorsunuz diye. Hatta üstadından bu mektuplarda çok okuduk. Varlı Layıkası'nda toplumun diğer insanların kanaati nedir diye sorması da müzakere değil diyor. Ben size yazılanların hakikat olup olmadığını sormuyorum diyor, değil mi? Yanılıyorsam düzelt beni. Yalnız halka etkisi nasıl oluyor? Bunu söylerseniz ben ona göre hani muhataplarımın neyi istediklerini bileyim, ona göre konuşayım, ona göre yazayım, ona göre düşüneyim demek istiyor diye anlamıştım ben bundan. Peki madem üstad müzakere yapmadı, hatta sorduğu sorular bile müzakere cinsinden değil. Peki nerede çıktı bu müzakere? Tabii bu çok yaygın bir anlayış. Müzakereye itiraz ediliyor. Her kafadan bir ses çıkar falan diye bu sefer istişarenin önü kapatılıyor. Peki ama üstad da mı istişare yapmamış? Yani sormamış. Ne yapalım arkadaşlar bugün şu konuda ne yazıp çizelim, siz ne düşünüyorsunuz diye sormamış. Doğru. Dikkat ediyoruz bu üstadın o insanlara sormamasına karşı çok önemli bir uygulaması var. Dikkatimi çekiyor benim. Ne yapıyor? Oturuyor, beraber kaldığı arkadaşlarıyla beraber hizmet için bir araya geldikleri, tefekkür etmek için değil, müzakere etmek için değil, hizmetin gereğini yerine getirecek, şuraya getir, buraya götür, şunu yaz, bunu dağıt gibi veya şu işi yap, şuraya git, şu mektubu götür vesaire gibi işlerde görevlendirilen veya talipli olan, maaş olan verdiği yok, talipli olanlara, olanlarla beraber bir yerde kalıyorlar, bir evde ve onlarla beraber çok ilginç oturuyorlar. Üstad da onlardan birisi. Bu Resulullah'ın bir sünnetidir. Hiç değişmez. Resulullah ile çevresindeki insanlar arasında ne statü, ne giyim kuşam, ne konuşma falan hiç fark yok. Ama bir soru sorulursa cevap veriyor. Resulullah'tan bahsediyorum şimdi.
Veya kendisi bir şey anlatmak istediği zaman Resulullah'ın klasik iki sorusu var. Şu konu hakkında ne dersiniz diye sorar. Etrafındaki ashabı, yani ashab arkadaşlar demek, sohbet dostları ona sen de Allah'ın Resulü daha iyi bilir, Allah ve Resulü daha iyi bilir diye klasik bir irtibat tarzları var, ilişki tarzları var. Bu sefer Resulullah anlatır. Veya size hayırlı bir haber getireyim mi, size hayırlı bir konudan bahsedeyim mi, sizin için faydalı olan bir konudan bahsedeyim mi diye sorar. Onlar da evet ya Resulullah derler, onun üzerine cevap verir. Bu espri karşıdan talep gelmedikçe onlara muhatap olmanın anlamsızlığı içeriyor. Şimdi üstad ne yapıyor? Bu sünnete uyuyor. Zaten üstadın hayatı ve yaşam tarzı ile Resulullah'ın özellikle Mekke hayat tarzı arasında bayağı üstad sünnete riayet etmiş bir insan. En önemli sünnet, devamlı hizmet gayretini, hakikati dağıtmak gayretini taşıyor diye düşünürse, anlarsak, en önemli de üstadın hayatı da hep bununla geçmiş diyebilirim. Öyle de görüyoruz. Başka bir şeyin peşinde hiç olmamış. Oturuyor bu arkadaşlarıyla. Kendisi konuşuyor, onlar dinliyor değil. İşte problem burada. Yani Evet. zurnanın zırt dediği yer burası. Kendisi anlatıyor, onlar dinliyor değil. Kendisi okuyor, onlara işte birkaç kelimenin anlamını söylüyor, onların anlayacağı dildeki karşılığını söyleyerek konuşuyor değil. Hatta kendi kanaatini belirtiyor ve ona göre bir açıklama yapıyor da değil. Ya ne yapıyor? Risale-i Nur'u alıyor. Herkesle beraber sırayla okuyorlar. Herkes diyelim ki yarımşar sayfa okuyor. Sabah namazından sonra bir sayfa, iki sayfa. O da bir sayfa, iki sayfa okuyor. Sanki orada dışarıdan birisi gelse üstadı onlardan farklı birisi olarak tanıyamayacak. Eğer öyle daha önce bilgisi yoksa. Ya burada hani sizin üstad diye yanıp tutuşup hayatınızı hapishanelere götürecek hürmetini, saygınız kim o zat diye gelse bilemez. Yani üstadın kim olduğunu aradan çıkartamaz. Eşit oturuluyor, davranılıyor. Bu espri çok önemli. Eğer, burası da önemli, bir tanesi bir soru sorarsa cevap verelim. Sormazsa yok arkadaşlar. Bu önemli ama maalesef biz uygulayamıyoruz bunu. Arkadaşlar suskun dinleyiciler. Uygulayamıyoruz. İşte sen ders yapıyorsun. Derste de malum birkaç kişi konuşuyor. Muhammed Said vesaire, Ahmet Ali. Ben gevezeliyim zaten. Hiç eksik olmaz. Ökelanca bilmiş gibi konuşurum. Peki başka da yok diyebileceğimiz kadar az. Kazancılar katılır bazen, Allah razı olsun. Her neyse, ben itham etmiyorum. Ha, üstadım prensibi. Söylüyorlar bir gün, sen Arapça bir eser yazdığını söylüyorsun, bilmem ne kitabını. Biz onu okuyamıyoruz, Arapça da bilmiyoruz. Onun bize şöyle bir özetini yaz diyorlar. Bu yazıyor bak. Talep oldu çünkü. Talep oldu, cevap veriyor. Böyle mektuplaşmalarda bir soru sorulursa cevap veriyor. Ha, sorulmazsa yok. Ama bir konuda, bir konunun kendisine sorulduğu zaman kanaatini açıklamaktan da hiç çekinmiyor. Bunlar şunu gösteriyor. Üstadın müzakere yapmamasının nedeni o müzakereye katılan insanın olmamasından kaynaklanıyor. Ve madem bizim yaptığımız gibi de yapmıyor, müzakereye katılmıyorlar, o halde ben anlatayım da demiyor. Neye? Karşı tarafın zaten böyle bir açıklamaya ihtiyacı olsa sorardı diye bekliyor. Şimdi bizim yaptığımız
Yani bizim dediğim yalnız biz yapmıyoruz bunu. Şimdi eskiden yaptırtmıyorlardı, kovuyorlardı ama şimdi elhamdülillah yavaş yavaş açıldılar. Açılmak zorunda kaldıklarını anladılar. Hala bazıları inatlaşıyor ama her neyse bu bahaneyi anlayıp kalbimizin rahat etmesi lazım. Üstad müzakere yapmamış. Üstad kendi kanaatini belirtmemiş. Evet, doğru. Peki ne yapmış? Risale-i Nur okumuş. Özür dilerim. Risale-i Nur kimin kanaati? Neyse. Üstadın kanaati değil mi? Onun vardığı sonuçlar. Ama talep istiyor. Karşıdan talep bekliyor. Ama talep eden yok. Yani kendisiyle müzakere edecek durumda olan birisi olsa oturup konuşacak. Biraz Zübeyir abiyi kendine uygun ve yakın gördüğü için bazı konularda onunla şahsi ilişkisinin olduğunu da anlatıyorlar. Biz de duyuyoruz. Bunun dışındakilerle hizmetin gereği olan diyaloğu kuruyor. Böyle bir ortamda hizmet ediyor ki bu da sürgünde olmanın verdiği mahrumiyet. Mesela İstanbul'da acayip bir şekilde sosyal hayatın içerisine aktif katılan bir insan olarak görüyoruz bu sürgünden önceki hayatında. Doğudaki hayatında medrese hocası olarak görüyoruz. Ama çok önemli, çok 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 önemli. Kendi medresesini açıyor. Bir başkasının medresesine hoca olarak tayin olmuyor. Tayin edilmiyor. Bunlar incelikli böyle usul çıkartma bakımından bu iman derslerinin nasıl toplumda insanlarla paylaşılması gerektiğine dair ipuçlarını veriyor. Benim için çok kıymetli olduğu için sizinle de tartışayım dedim. Müzakere herkesin rahatlıkla görüşünü açabileceği, açmasının da bu devirde teşvik edilmesi gerektiğini. Çünkü arkadaşlarımızın çok soruları var. Üstadın kendi çevresindeki insanların sorusu yoktu. Bir benzetme yapmak için haşa bu da peygamber gibi eşit düzeyde değil. Onun sünnetine uyan bir ümmet. Resulullah da çevresinde pek o kadar verilmek istenen mesajın müzakeresini yapacak insanlar yok idi ama sonradan yetiştiler maşallah Resulullah'ın vefatından sonra. Bu yetişen imamların çoğu yani ümmetin imamlarının çoğu İmam Ali gibi, İmam Ayşe gibi efendim Enes bin Abbas. Malik gibi İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mesud gibi Enes bin Malik de önemli bir kimlik hadis çalışmalarında veya hadis nakillerinde. Bunlar sonradan Hazreti Ayşe, ben ona İmam Ayşe derim, İmam Ali gibi hepsinin bir görevi var. Bu görevi Resulullah'ın vefatından sonra yetişerek, muhacirinden öğrenerek yetişmişler. Anlatıyorlar, imamlık yapıyorlar. İşte Resulullah Risalet göreviyle vazifeli olduğu için, görevli olduğu için Resulullah özel olarak Allah'ın rububiyetinin kontrolü altında, eğitimi altında uyguladığı için farklılık var. Ama Said Nursi değil. Öyle bir Resul falan değil. Böyle kendisini cidden hakikate adamış bir zat. Bu zat çevresinde insanlar olsaydı mutlaka müzakere ederdi diye düşünüyorum. Olmadığı için, müzakere edecek kişi olmadığı için tek başına düşünen, tek başına inzivaya çekilen, çam dağına gidip tek başına kalan iki kişi kalmamış ya. 5-6 gün kalır gelirdi. Peki orada 5-6 günde yanında birisi kalır mı? Yok. Birisi gelir yemek vesaire ne gerekiyorsa verir geçer gider o da gider. Hatta yürüyüşe gittiği zaman bile
çevresindeki insanlar biz yani 150-200 metre geriden takip ederdik. Çünkü üstad yaklaştırmazdı diye. Neye? Kendi tefekkürüyle baş başa kalacak, onun tefekkürünü paylaşacak insan yok. Ama seninle benim aramda, şuradaki arkadaşlar arasında biz tefekkürü paylaşma noktasında eşit kapasitedeyiz. Bizim durumumuz farklı, biz müzakere yaparız. Neye? Ben bir yönünü görürüm, sen bir yönünü görürsün. Çünkü sen de dertlisin, ben de dertliyim. Sen de acizsin, ben zaten acizim. Dolayısıyla biz ortak paydamız var ama üstadın yoktu, Resulullah'ın da yoktu. Başkasıyla müzakere edecek, bu hakikati şöyle mi anlatalım, böyle mi yapalım, siz ne dersiniz, sizin anlayışınız nedir diye soracak kişi Resulullah için zaten söz konusu bile değildi. Yani olsaydı da yoktu o zaman da. Görüyoruz. Resulullah'ın kendisinin ümmi olması da zaten o toplumun genel yapısını göstermesi bakımından önemli bir tablo. Bu hem sünnet olan hayat bu, hem üstadın sünnet hayatı, sünnet-i Resulullah'ı takip ettiği doğru bir tespit geliyor bana. Ve bizim müzakereyi yapmamız lazım geldiğini de buradan anlıyorum. Yani görünene ters görünmesine rağmen bunun insan kalbindeki şüphe nedeni olduğunu da görüyorum. Yani biz şimdi Risale-i Nur'u kendi kafamıza göre mi yorumluyoruz diye. Efendim Resulullah'ın vefatından sonra yetişen, o zamanın Resulullah'ın devrindeki çocuk düzeyinde olan insanların yaptıkları yorumlar kafalarından mı diye düşünen arkadaşlarımız oluyor veya bizim de öyle oluyor. Ben ancak kendi kapasitem kadar sorularımın cevabını ararım. Ama bir şart var. Sorularım derdim olmalı. Derdimin içinde derman bulunur. Dert yoksa derman aranmaz. Bunu da zaten burada bulunan arkadaşlar paylaşıyor demektir. Çünkü dertler olmasa burada ne işleri var, değil mi? Ben mesela burada derdim var. Tedavisi için sunulacak ilaçları bekliyorum. Onun için buradayım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakikaten bu talep konusunda müellifin bir cümlesi, kısa bir cümleci aklıma geldi de eski Said döneminde de olabilir. Yani talep etmeyene paylaşmam, bildiğimi, anladığımı talep olmadan paylaşmam şeklinde o mealde, tam cümle aklımda yok da. Öyle bir ifadesi var ama eski Said dönemi eserlerinde olabilir. Şu an hatırlayamadım. İnşallah Rabbimiz talebimizi artırsın. Muhammed Said'in bir yorumu var. Uzunca bir yorum. Bunu okuyalım. Bu talep illa soru şeklinde mi olmalı? İnsan çoğu zaman halini aşikar ederken sorusunu da ortaya koyduğunu varsayarak buna bir sunum yapmak usul olarak üstadın metoduna uygun mudur? Ne dersiniz? Yani kesinlikle soru sormak şeklinde değil. Ama sorusunu da sorabildiği gibi sorulan soruların, çalışılan konuların kendisinde bıraktığı intibayı da paylaşırsa müzakere olur. Soru sormak müzakere olmaz ki. Öğretmen olur, öğrenciler olur, öğrenciler öğretmene soru sorarlar. Öğretmen öğrencilerle müzakere etmez. Onun için müzakerenin meşruiyetini ve zorunluluğunu anlamak için düşünüyorum ben. Yoksa soru sorup cevap vermek kesinlikle öyle değil. Sen güzel bir nokta açıklanması gerekiyordu. Yani böyle bir mesaj göndermekle de doğru, yani yerinde bir ikaz yaptım. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Sunum yapmak. Kesici dinleyelim inşallah. Selamünaleyküm. Ben bu müzakere deyince aklıma gelen bir iki yaşadığım olay mı dersiniz, bir şeyden bahsedeceğim. Ya yani bir ara böyle işte bir nurcuların olduğu bir ortamda işte müzakere ders de yapılıyor, yapanlar var gibi bir şey dedim.
karşıdan bir tepki gelmişti. İşte hangisi daha ihlaslı, yani müzakere etmemeyi, birinin sözünü dinlemeyi işte böyle sanki ihlasın ölçüsü gibi gören, halbuki Üstad İhlas Risalesi'nde on akılla düşünmek, 20 kulakla işitmek gibi bir şeyden bahsediyor. Yani Üstadım böyle bir şey dediği şeyde, yani müzakere ederek, yani ben orayı okuduğum zaman İhlas Risalesi'nde benim yani anladığım müzakere etmek, ya da ne bileyim başka bir metinde şu anda önümde mesela Nur Dershanesi açmaktan bahsederken şey diyor. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Şimdi yani insanların, yoksa Risale-i Nur'u herkes tek başına evinde de okuyabilir. Toplanıp da tek başımıza yaptığımız şey yapmanın bir anlamı yok. Yani üstad da her meselesini anlamaz. İşte birlikte şey yapmak, ama bence en büyük şey şu. Demin Ali Mermer de bahsetti. Bizim meselemiz var mı? Yani iman diye bir meselemiz, yani ya da insanlar Risale okuyorlar ama bir şeyleri mesele ederek, bir şeyleri çözme derdiyle okumadıkları için bir şey var. Mesela bazen ne bileyim konuyu dağıtıyorum da, mesela bir konuyu merak ediyorum, işte Risale-i Nur'dan işte ne bileyim internette ne yazılmış, bakıyorum. İşte çok önemli bir mesele, yani çok da derin olmayan bir şey. Ama yani onunla ilgili yazılan bir şey buluyorsun. Mesela görüntülenme sayısı 1000, 2000, 3000. Ama mesela bir Facebook'a giriyorsun. İşte herkes Risale-i Nur üniversitesi öğrencisiyim falan diye böyle profiline bir şeyler yazıyor. Sosyal medyaya bakarsan binlerce Risale-i Nur şeyi var, ama nasıl bir öğrencilikse kimsenin bir şey, ne bileyim, öğrenmeye niyet yok. Teşekkürler. Allah razı olsun kesici. Evet. Bu demin Ali Özellikle Mermer. hemen bir cümle söyleyip çıkacağım. Özellikle eline Risale'yi alıp başkalarına tamamen dinleyici pozisyonunda konuşup o veya okuyup dinlettirmek, belki de küçük açıklamalar, ama açıklama da yapmazlar onlar. Genellikle tercümesini verir geçer gerektiği yerde. Yani dilini günceller, o kadar içini değil, dilini günceller, içindeki bilgileri değil. Her neyse, bu tip böyle yaygındır Anadolu'da, hepimizin malumu. Bunun üstadın hayatında hiçbir örneği yok. Yani kesinlikle üstadla hiçbir ilgisi olmayan usul olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Bir de demin sizin o bahsettiğiniz üstadın o arkadaşlarıyla birlikte diyelim ders okuma usulü, sabah namazından sonra ona dönerli ders derlerdi. Herkes bir sayfa okuyor, pek de bir açıklama yapılmıyor. Herkes birer sayfa okuyarak o kitap döndürülüyor. Bu usulde şöyle bir espri olabilir mi? Said Nursi'nin üstadın bu usulde takip ettiği şöyle bir incelik olabilir mi? Yani burada demek istiyor ki, bu risalelerdeki ilim veya o iman hakikatleri benim kendi bilgimin ürünü değil. Ben onları Kur'an dersinden aldım. Bu derste ben de sizin gibi oradaki bulunan arkadaşlarla birlikte, ben de sizin gibi bu dersin bir öğrencisiyim, bir talebesiyim. Birlikte bu dersi öğrenmeye talibiz. Onun için kendini talebe, o dersin talebesi, Kur'an dersinin talebesi konumuna, hizasına çekmek üzere o dönerli okumayı birlikte yapmak üzere bir usul geliştirmiş diyebilir miyiz acaba? Bu açıdan da bakılabilir mi olaya? Yani bir hakikati var bunun. Orada o da oturup onlar gibi okuyor. Ama biz ders yapma usulü olarak, Risale-i Nur'dan faydalanma usulü olarak üstadın bu davranışını, sorulan soruya cevap verip sorulmadığı zaman cevap vermeden o da diğerleri gibi dinlemek suretiyle o Risale-i Nur'un bilgisinin kendi içerisinde kişilerde oluşturacağı sonucu ve tekamülü, terakkiyi bekliyor. Ta ki o muhakeme tarzıyla insanlar,
Aa, ben böyle anladım. Ama şu da var, şöyle bir soru da var. İnsanlar şunlardan da bahsediyor diye bir derdi olursa o derdi paylaşıyor. Evet, ben de Risale-i Nur'un talebesiyim ama bu hani bana vahiy olarak gönderildi de işte ben de kendim sahip çıkmıyorum, ben de öğreniyorum anlamında değil. İnsan bir konu üzerinde, mesela üstadın genellikle yaptığı tarz bu. Bir konu üzerinde uzun bir yoğunluğa giriyor. Bu yoğunluğu daha çok arttırmak için de daha çıkıyor. Geldiği zaman ya yazıyor ya yazdırıyor. Yani kendisi hızlı yazamadığı için yazdırıyor. Şimdi siz bir yoğunluğa girdiğiniz hali 20 veya bir ay boyunca aynı yoğunluğu ben devam ettiremiyorum. Ettirileceği de insani kapasitenin dahilinde olmadığını görüyorum. Yani bunu yapabilecek kimse olmaz. Onun için ben de sen de bir konu üzerinde burada tefekkür ederken, müzakere ederken yoğunlaşıyoruz. Belli bir anlayışa ulaşıyoruz. Ben de öyle oluyor. Ondan sonra ben o yoğunlukla o konuda tekrar düşünemiyorum. Çünkü özellikle yine böyle özel olarak yoğunlaşmam gerekiyor. Böyle bir insan fıtrata sahip olduğu için böyle tutup da aman efendim ben de sizin gibi talebeyim. Evet, Risale-i Nur'un dolayısıyla Kur'an'ın aslında ve Kur'an'la yoğunlaşarak duasını yaparak, tefekkür ederek ulaştığı sonuçları bilahare hayatında neydi o tefekkür ettiğimin sonucu diye dinliyor. Yoksa sizin dediğiniz gibi takdim edilecek olursa insanların hepsinin tüyleri diken diken olur. Neye? Bak, üstatlarını peygamber gibi görüyorlar. Dediklerini duyuyorsunuz değil mi toplumda? Onlar Kur'an bile okumazlar, Risale okurlar diye. Yani dedikleri doğru ama şöyle de sormayı da ihmal ediyorlar. Peki bunlar Kur'an bile okumazlar da Risale okuyorlar. Neden ya? Bu adamlar manyak mı diye sormuyor. Okuyamıyor Kur'an'ı. Anlayamıyor. Yazılan tefsirlerdeki açıklamalar tatmin etmiyor. Onun için Risale'ye başvuruyor. Ama uzun süre Risale'ye başvurup Risale eğitiminden geçtikten sonra bunların kaynağı Kur'an'dır diye dönmek gerekirken bu da dönülmüyor. İşte burada hatalıyız, buradan tokat diyoruz. Size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu dediğiniz şey önemli diyen yani soru gelmeden cevap açıklamasında bulunmuyor. Bu eğitimde de seküler dünyada çok öne çıkar. Hazır bulunuşluk diye bir kavram. Siz dinlerken o aklıma geldi. Evet, başta Peygamberimizin sünnetinde ve o sünneti takip eden ciddi olarak takip eden işte bir örneği saymıştı olduğu gibi. Demek ki muhatap kitlenin hazır bulunuşluğu denilen o. Yani hazır mı? Bu soruya, bu sorusu var mı? İşte o cevaba hazır mı? O açıklamaya hazır mı? Yapacağı bir açıklamaya hazır değilse, mesela Said Nursi'de görüyoruz, Barla'daki insanlar hazır olmadığı için kendi kitaba yazıyor, metne yazıyor, kaydediyor. O metin, o kayıt ileride muhataplarını bulacak. Ama o günkü çevresindeki arkadaşlarıyla ile bu metnin elden ele dolaşmasını, az çok insanların anlayabildiği kadar feyiz almasını, imanını bir derece artırmasını ama belki de asıl o metnin ciddi müzakere muhatap kitlesini belki çok sonralara bırakıyor diyebiliriz. Evet. İbrahim Erdoğan herkesin sırayla okuması, herkesin teşebbüsünün gerekliliği anlamına geliyor gibi geldi bana. Evet, bu manaya da yorumlanır. Herkes birlikte eşit bir müzakere ortamı var. Öğretmen öğrenciyle müzakere etmez demiş demişti Ali Mermer. Önemli bir noktaya. Öğretmen öğrenci ilişkisinde eşitler ortamı yoktur mesela. Herkes eşit değildir. Öğretmen kürsüsü de yukarıda bir yukarıdalık vardır. Karşısında öğrenci vardır. Onun için mesela bu derslerde eskiden dinlerken fark etmiştim. Mesela Peygamberimizin sünnetinde vaaz yoktur mesela. Vaaz tarzı değil. Vaaz ve kürsü tarzı o sünnetin orijinalin yani sünnette yoktur.
Çünkü orada eşitler ilkesi, herkes bir eşit bir şekilde, mesela o halka tarzı peygamberimizin oturma örneği, aynı hizada, aynı birlikte, beraber, aynı şekilde oturma tarzı yok. O vaaz ve kürsü modelinde. Evet, burayı okumuştuk ama baştan bir daha alalım. Şu tefekkür konusunu. Ya, çok güzel konular. Resulullah da Kur'an'ın talebesiydi ama ona vahiy geliyordu. Biz üstad'a vahiy geliyor dersek, yaptığı duaya cevap geliyor. Amenna. Yani bir dua yaparsınız, size bir ilham gelir. Bugün teknoloji ilhamın sonucudur. Duaya cevap geliyor ama dikkat etmek lazım, dilimize vahiy değil. Vahiy Resulullah'a gelir. Resulullah da herhangi bir insan gibi o vahyin talebesidir. Risale-i Nur'un özelliği ise insanın, üstadın Risale ile olan ilişkisi ise demin bahsettiğim insanın psikolojik haleti ruhiyesidir. Onun farkına varmak lazım, ona göre değerlendirmek lazım. Ne kendimizi haklı çıkartmak için hadi bakayım bunu neresinden kıvırtacağım diyeceğim. Ne de madem öyle yapılmış o halde robot gibi takip edeceğim. Bunun adına da o robotluğun adına da ihlas koyacağım. Yani iki tane ifrat noktanın ortasını bulmaya çalışmamız lazım. Evet. Şu noktada önemliydi, yani bugün çok yaygın olan o vaaz tarzı, risale okuma dersi dediğimiz, risale dersi dediğimiz tarzın üstadın hayatında olmamasını demin vurgu yapmıştınız. Bu noktanın bir daha altını çizmek istedim. Evet. Şurada o Kur'an konusuna gelecek ciddi bir nokta var burada, yine Hulusi abinin, Allah razı olsun, önemli tespitleri var. Evet, nurlarla istifade böyle saatler zannederim hepimizin meşhudu olmuştur. Sözlerdeki hakikatleri tefekkür. Burada böyle saatler dediği herhalde tefekkür olan saat. Tefekkürün bir saati. Sözlerdeki hakikatleri tefekkür, aynen Kur'an'ın hazinelerini yani. Hazinelerini manen taharridir ki Fettah ismi imdada yetişerek öyle muhayyirul ukul kapılar açıyor ki zevkine nihayet bulunmuyor. Cümle bana çok orijinal geldi. Sözlerdeki hakaiki tefekkür etmenin kendisi bizatihi Kur'an'ın o mana, o hakikat hazinelerini manen taharridir diyor. Ve böylece Fettah ismi, yani o açılım yapan, açan, kapıları açan, manaları, hakikatleri açan, insanın aklına, kalbine hakikatleri açan Fettah ismi imdadı yetişerek çok büyük, insanı hayrette bırakan manalar, hakikatleri insanın dünyasına açıyor. Bugün deriz ya, açılımlar yapıldı, açılım yaptık. Yani zihnimizde önemli çıkarımlar oldu deriz, çıkarım. Çıkarım yaparak risale okumak derdik ona. Yani eskiden öyle söylerdim kendimin yanında. Çıkarım yaparak okumak. Burada ona Fettah ismiyle kapılar açılması, Fettah isminin imdada gelmesiyle kapılar açılması diyor diye düşündüm. Bu söz, yani Risale-i Nur'daki hakikatleri tefekkür etmek, Kur'an'ın hazinelerini, Kur'an'ın o hakikatlerini manen taharri, manen o Kur'an hakikatlerini araştırmak, incelemek anlamına geliyor diyor. Aga Bey buyur. Neden burada manen diyor, ben onu anlamadım. Yani direkt Kur'an'ın künüzünü benim aklımda maddeten, yani direkt Kur'an'ın manalarını çalışıyoruzsan maddeten demen lazım. O manen demekle ne demek istedi ben merak ettim ya. Aga Bey herhalde Yerin altına girip de böyle kömür madeni, demir madeni çıkarır gibi değil. Tefekkür etmek suretiyle manen yapıyorsunuz. Mantıki tefekkür, hissi tefekkür manen yapılır. Maddede ne tefekkür yapıyoruz diye düşündüm. Ben de şöyle anladım, yani bizzat eline Kur'an metnini almış değil, örnek mesela Risaleleri okuyor,
Bu Risale okurken buradaki hakikatler, burada sen Kur'an'ın ayetleri tefsir ediliyor. Onun sözü okurken, onun söz Rum Suresi 50. ayetinin işte bir tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzu ila asar rahmetillahi diye başlayan ayetin tefsiri o. O onun sözün o 55 sayfalık yaklaşık o metni okurken manen, yani o işin manası, o metni okumanın manası Kur'an'ın o Rum Suresi 50. ayetteki gizli veya oradaki hazine, o ayetteki hazineleri araştırmaya dönük bir çalışma, bir okuma. Diye anladım Aga Bey. Evet. Demek tefekkürü bir dua diyor İbrahim Erdoğan. Evet, devam edelim inşallah. Perdesiz, vasıtasız Kur'an'a bakınca zülal gibi hakaikin tecelli ettiği bulutsuz havada, güneş ve böyle bir havada yıldızlarla süslenmiş semada belirlenmiş dolunay şeklindeki kamer gibi müşahede olunuyor. Kur'an'a vasıtasız muhatap olunuyor bu şekilde diyor. Perdesiz. Bu dikkatimi çekti benim, yani sormak lazım, sorgulamak lazım. En başta sünnette üstad diyor işte kitaplar Kur'an'a, dine dair yazılan kitaplar Kur'an'a perde olmamalı, vekil olmamalı. Aksine bir ayna gibi Kur'an'ı göstermeli. Cam, şeffaf bir ayna olarak ona bakan, bir kitaba bakan, dine dair bir kitaba bakan, o kitabın arkasında o kitap aynası gibi onun, o kitabın üzerinden doğrudan Kur'an'a muhatap olduğu bilincinde olmalı diyor. Sonra da Risale'leri, Risale-i Nur adındaki o büyük külliyatını yazdı. Ve daha sonradan aradan geçti 40-50 yıl, 60 yıl geçtikten sonra bu Risale'leri okuyanlar, başta böyle değil olmadığını düşünüyorum. 1930'da, 40'larda, 50'lerde Risale okuyanların Kur'an okumuyor, Kur'an çalışmıyor, Kur'an'la alakaları yok şeklinde bir algı toplumda, geniş toplumda böyle bir algı olduğunu düşünmüyorum. Ama 1980'lerden sonra olsa gerek böyle bir algı Türkiye kamuoyunda, toplumda ortaya çıktı, yerleşti. Haklı nedenleri var veya abartı boyutları var ama bir tabanı var bu işin. Risale okuyanlar zamanla Kur'an'la alakaları pek yok veya yanlış söyledim herhalde. Yani Kur'an okumuyorlar, Risale okuyorlar en basit cümlesiyle. Böyle bir algı sonradan ortaya çıktı. Hala bu algı var. 30-40 yıldır. Ama burada Hulusi abinin ifadesi şu: sözleri okurken perdesiz, vasıtasız Kur'an'a bakmak gibi oluyor. Muhammed Sait, buyur lütfen. Bence sen zaten söylüyordun tam içimden geçenleri, öyle diyeyim. Yani bu Risale-i Nur'daki klasik hepimizin aşina olduğu usulün işte bir ayet var konunun baş tarafında. O ayet üzerinden bir tefekkür, öyle diyeyim yani, tefekkürünü paylaşıyor. Kendi nefsine yaptığı tefekkürü paylaşıyor. Fakat daha önceden de dile getirilmiş konular bunlar. Yeni bir şey söylemiyorum. Burada Hulusi abinin dikkat çektiği konu, hani o sadece o başındaki konunun başındaki ayetin bağlamında değil, konunun içindeki bütün diyelim satırlar, oradaki argümanlar, oradaki yaklaşım Kur'an'ın bütününden süzülüyor diye bir şey var. Bir mana var diye hissediyorum. Hani bu anlamda aslında gerçek Risale-i Nur'a ve Üstad'ın diyelim davasına muhatap olmanın aslında en önemli prensibi şu gibi duruyor. Benim Kur'an'ı anlama gibi, Kur'an'la ilişki kurmak ve onun rehberliğini hayatıma taşıma gibi bir derdim olduğu zaman veya o derdim ne kadar kuvvetliyse aslında Risale-i Nur'la ilişkim de o kadar kuvvetlenebiliyor. Maksadına, üstadım bunları yazma maksadına o kadar uygun hale gelebiliyor diye bir anlam çıkardım. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Yani şöyle mi? Kur'an'ı anlamak ve yaşamak maksadıyla risalleri okumak, çalışmak. İnşallah. Evet. Benim gibi bir isyankarın vaziyeti
hali, kabiliyeti, istidadı asla müstahit değilken Allahu Zülcelal'in nihayetsiz kerem ve rahmeti, fazıl ve inayeti ile iki kere iki dört eder katiyetinde kat'i kanaatim gelmiştir ki Hazreti Gamsın ve onun üstadı iki cihan fahri Nebi-i Efhamımızın aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin dua ve himmetleri Hazreti Kur'an'ın şakirtleri üzerindedir. Suyu ihtiyarımızla bozmazsak, irademizi, ihtiyarımızı kötüye kullanarak, olumsuzu tercih ederek bozmazsak, bu himayet ve sahabet elbette devam edecektir. Kat'i kanaat ve imanındayım. Şu satırları, yani insanın iradesini olumsuz yönde tercih etmezse, ona hakikatlerin gelmesi, onun dünyasına, onun kalbine hakikatlerin gelmesi zaten devam eder. Yani Allah rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah yardımıyla, nusretiyle, inayetiyle zaten bütün varlıklara rahmet ediyor. Yeter ki insan onu görsün. İradesini yanlış yönde kullanarak onu görmemezlikten gelmesin. Şu satırları bana yazdırtan Asar-ı Nur'un şeref yurutları ve feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşrı ahir Ramazan'daki Leyle-i Kadir'in ihya edilmiş sevabını verir ve Rıza-i Samedaniye mazhariyetle saadet-i ebediyeyi kazanmaya bir vesile olur. Ey üstadımın bu fani alemde arkadaşları olan arkadaşları. Üstad de burada arkadaş diyor. Üstadımın bu fani alemde arkadaşları. İnşallah ahiret aleminde de yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim. Şu anda kalbim şöyle inliyor. Ben de ihtiyarsız yazıyorum. Hazreti Üstad'ın gösterdiği yol aynen Kur'an'ın cadde-i kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım. Hizmetten kaçmayalım. Fütur getirmeyelim. Sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları suikestimiz ile yine irademizi olumsuz yönde kullanarak, kullanmakla kazanılan ve bugün tevarüz eden fena şeylere karşı kaderi ittiham derecesinde muradullah'a müdahaleye cesaret etmeyelim. Biz abdiz. Abd. Sebebi hilkatimiz seyyidimizi, yaratanımızı, razıkımızı bilmek ve bulmaktır. Bunu Hulusi abi yazdığı sırada herhalde yazdığından hemen öncesinde 17. lemma kendisine gelmiş, onu okumuş. Oradaki notalarda 17. lemma veya Zühre Risalesi. Oradaki notalarda tam şu hakikatlerin güzel bir dersi var aslında şu kısmın. Onu oradaki aldığı dersi bu cümleler arasında ders etmiş diyebiliriz. Şimdi şuradan bir daha alırsak sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları. O zamandan bu zamana çok daha bunun aşikar olduğu, aşikar bir şekilde bu ortaya çıktı. Siyaset propagandalarının tamamen yalan ve yalancılık olduğu, işte insanın zihnini, aklını bulandırdığı, hakikatten hakikatleri görmesine perde ettiği her neviden bu yani dünyevi de siyaset bu yeryüzünün dünyadaki bu çağdaki bu çağın tabii 1919-20'lerden başlayarak Said Nursi'nin istiaze ettiği siyaset Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son döneminde 1919-20'li yıllarda idi. Üstadın istiaze ettiği siyaset o günden bugüne aynı şekilde devam ediyor. Ve diyor ki kaderi ittiham derecesinde muradullah'a müdahaleye cesaret etmeyelim. Biz abdiz yani kul. Allah'ın yarattığı abd. Abdin, olmanın, abd olmanın fıtratı, görevi, hikmeti nedir? Yaratılış sebebini yani yaratılış gayesi abdin yaratılış gayesi o kendisini yaratanı, rezzakını, halikini bilmek, bulmak, tanımak. Ali Mermer buyurun lütfen. Maşallah çok ilginç bir abd tarifi yaptı burada. Hani hizmetkar, Allah bizden şunu istiyor, bunu istiyor, şunu yap, bunu yapma, emrediyor. Köle gibi davranıyor bize, hürriyet vermiyor gibi iddialar. Bakın bu böyle bilinçli insanların konuşmalarında çıkıyor ortaya. Abdi tarif ediyor. Nedir o? Yaratılış maksadı olan cümleyi bu konuşmaya çeviriyorum. Yaratılışımızın maksadı olan sahibimizi, Rabbimizi
yaratanımızı, bu da ilginç bir ifade. Hani biz devamlı yaratıcı, yaratıcı bizi kim yarattıysa deriz ya, mimim, hamimde. Yaratanımızı, razıkımızı bilmek ve bulmaktır. Ubudiyet deyince abid, bir de seyyid deyince o da efendi, tamam artık ben abdim. İnsan abd olmak istemiyor manasında, köle olmak istemiyor manasında kullanılıyor bu. Fakat işte Risale-i Nur'un verdiği perspektiftin eğitiminden geçenler bunun farkındalar. Abid demek, tekrar ediyorum çünkü çok güzel geldi bana bu, yaratılış maksadına uygun olarak yaratıcısını, sahibini, malikini, Rabbini yani, yaratanını, rezzak yalnızca karın doyurmak değil, havada bir rızıktır. Değil mi? Güzel bir bahar havası da, güzel bir kış atmosferi de rızıktır. İnsanın duygularını iman ile, gayb ile, yani kainatın yaratıcısı ile bağlantılı olarak tatmin olma özelliğinin tatmin edilmesi, o özelliğin karşılanması, gereğinin yapılması da bir rızıktır ve onu bulmaktır. Abid demek bu demek, Rabbi tanımak demek. Kendinin onun yaratığı olduğunu, onun mahluku olduğunu bilmek demek. Peki neden namaz, oruç emredildi? İşte bu abd halini bu vesilelerle en güzel bir şekilde Rabbine takdim etme imkanı veriyor. 5 vakit namazı olmasaydı ben belki günde bir defa bir şeyler, ders falan varsa işte o ders sırasında tefekkür eder. Ha, benim Rabbim var, onu tanıdım, ona minnettarım der geçerdim, ama 5 vakit beni o tefekkürü, hayatımın önemli, günlük hayatımın önemli geçiş noktalarında bir hatırlatmaya tabi kılıyor ki insan bundan memnun olması lazım. Neye? Rabbini tanıyıp onunla ilişki kurmasına vesile oluyor. Oruç da öyle. Aklıma geldiği zaman kafam ne tutarsa, elime ne geçerse yiyorum ben. İçiyorum. Yani yaşadığım toplumda elinde bir kahve veya işte cebinde küçük küçük atıştırdığı şu veya bu ad altında böyle suni şeylerle devamlı meşgul olan bir toplum çıktı ortaya. Bakın bu toplumun bir ihtiyacı var ya kardeşim. Herkes şimdi fazla yemekten, aşırı kiloluktan hastalanıyor. Yani büyük bir felaket. Amerika'nın %30'unun obez diyorlar değil mi Türkçe'de? Obez olduğu herkes biliyor. Neye? Özellikle köylerde falan, ya kırsal kesimlerde çalışanların hepsi kilolu. Belli bir kesim insan var böyle doğru dürüst çalışmaz falan, onların hepsi kilolu. Neden? Hep yiyoruz. Ya bir de bu verilenlerin rızık olduğunu bilip onu vereni tanımak için bir disipline ihtiyacı var insan. Yani ben şuradaki yapılan tanımındaki görevimi yerine getirip Rabbimi, yaratanımı, rezzakımı tanımak için bu vesilelere, işte malımı kullanırken zekatını, bir şey yiyip içerken haram mı helal mı düşüncesini gündeme getirip, ha bunu veren var, bunu veren var, bunu veren var diye hatırlama imkanı veriyor. Ne kadar güzel Hazreti Adem cennette, bütün cennet senin bir ağaca yaklaşma diyor. Ya kardeşim, neden bu bir ağaç? İnsan ya, bu ille de o bir ağaça gidecek. Yani toplumumuz bu konuda Rabbi ile inatlaşacak bir toplum. Sen bana bir yaklaşma dedin. Çocuk çok merak eder ya, bir şey yapma deyince mutlaka oraya onu yapıp araştırmak ister. Onun gibi çocuk ruhlu insanlardan oluşan bir grubuz biz. Dolayısıyla Rabbimiz bize benim bu görevimi yerine getirmem için en güzel vesileleri sunmuş ve biz de şikayet ediyoruz. O emrediyor, biz yapıyoruz. Allah'ın emri, yapacaksın lan. Bir de din böyle takdim edildi ya.
Tamam işte insanlar tamam bu iş yürümez arkadaş saçma bu dediler çekip gidiyorlar şimdi. Maalesef. Demek ki abd, abd olmanın yaratılışı, temel fıtratının, abd olmanın temel fıtratı, temel işi, temel mesleği, yaratanını tanımak, onu bulmak hakikaten önemli bir nokta. Evet Aga Bey buyur lütfen. Elin havadaydı sanki ben yanlış mı gördüm? Pardon. Ahmet Ali buyurun sizi dinleyelim. Evet, bu abd meselesi hakikaten önemli. Yani hele günümüzde bu ibadet, ubudiyet meseleleri biraz önce Ali Mermer'in de işaret ettiği gibi yani bunun dindeki takdimi, topluma sunuluşu daha çok hani biz bu odada çok konuşuyoruz. Yani fıkıh üzerinden işte mesela Kur'an'a muhatap olurken, dine muhatap olurken, peygambere muhatap olurken işte şeriat diye tanımladığımız bir fıkıh işte şunu yap, bunu yapma gibi listeler halinde bunlar takdim ediliyor. İşte yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, yardımsever, iyilikte bulunmak ve işte bir de ritüel dediğimiz ibadetler. Bunların hepsi aslında bizzati kendileri yani o yapılan eylem yatay düzlemde kaldığı sürece seküler hani işte şeriat dedik ya seküler kanunlar gibi yani şunu yaparsan şöyle cezası var işte şu kadar bir yaptırımı var gibi yani o fiilin kendi içinde bir güzelliği veya işte iyiliği veya hikmeti veya hikmetsizliği noktasında bir değerlendirme yapılıyor. Halbuki ya bunun için dine de gerek yok. Yani bugün yani yaşadığımız toplumda belki insanların dinden bekledikleri şey bu değil yani. Onun için dine bir şey göstermiyor, ilgi göstermiyor. Bugün işte mesela dinsiz dediğimiz, dinle alakası olmayan birçok insanların yaptıkları eylemlere, fiillere bakıyoruz. Yani gayet birçok dindar insandan daha dürüst, daha işte yardımsever, daha insancıl eylemlerde bulunabiliyorlar. Ya yani o zaman nedir yani? Aslında Kur'an'ın ve Peygamber'in maksadı o şeriat dediğimiz şeyin içerisinde onunla, o eylemle yani onunla bir ubudiyet anlamında beni yaratan, yaratıcımı özelliklerini işte onu tanıma noktasında onu değerlendirirsem din bir benim için anlam ifade ediyor. Yani dini gerçekten o gayb ile ilişki kuran, peygamberi gaybı bana tanıtan ve bunu tanıtırken de bedenimle, eylemlerimle, dünyadaki her bir şey, yaratılmış her bir şey üzerinden girdiğim ilişki üzerinden o bağ kurmam gerekiyor. Yoksa inanın dinin bu bağ kurulmazsa dinin hiçbir anlamı yok yani bir manası yok ve dini bu şekilde takdim ettiğiniz zaman da insanların bunu reddetmesi gayet mantıklı. Ya çünkü niye? Yani benim o dinin bana teklif ettiği o eylemlerin ben teklif etmesine gerek yok. Kendi tecrübem, kendi çıkarım, menfaatim ve duygularımla ben bunu rahat bir şekilde yapabiliyorum. Daha iyisini de yapabilirim. Yani bu önemli yani. Bu da dikkatimi çekti. Yani ubudiyet tarifi ve tanımı maalesef çok yani hiç anlamından kaydırılmış bir durumda şu anda. Bunu da en dindar dediğimiz insanlar bugün, bakın bu toplumda kanaat önderi dediğimiz dindar insanlar, dini konularda eğitim almış insanlar, dini anlatırken hep bu eylemlerin bizzati dünyada getirdiği o çıkarlar üzerinden, iyi veya kötü muamele üzerinden değerlendiriyor. Yani bu çok önemli ve eserini okuduğumuz şu müelliften başka da buna dikkat çeken yok. Yani dinin gerçekten Cenab-ı Hakk'ı tanıma eylemi olduğunu, yani onu tanıma ve onu bulma eylemi olduğu vurgusu hep gözden kaçırılıyor. Hatta yeni bir akım var. Türkiye'de isim vermiyorum.
yani dünya üzerinde eşit olmak, paylaşımcı olmak, işte yardımsever olmaktır maksat. Yani işte güya peygamber ve Kur'an bunu yapmıştır. İlla Allah'a iman etmesi, Allah'la ilişki kurmasına hiç gerek yok. Bu eylemleri yapan insandır. Yani nerede olursa olsun budur maksat, amaç diye. Çok seküler bir akım var. Dikkatli olmak lazım diyorum. Çok uzattım. Teşekkürler. Evet, Erdoğan abi uzattığınız zaman önemli bir noktaya değindiniz en son özellikle. Demin şöyle bir not almıştım. Demek ki insan yaratanını tanıdığı kadar abd olur. Abd olduğunun, o yaratanın abd olduğunun farkında olur. Bir de sizin değdiğinizse bir vurgu yaparsak dine, ibadete, ubudiyete dair her bir şeyin o gayba, yani bu kainatı yaratan o mutlak zata, ebediyete ve uhraya açılan yönünü içermeyen bir din, bir ibadet yaklaşımı anlatısı veya anlatısı bugünün dünyasında, bugün günümüzde insanlara bir şey ifade etmiyor, etmeyecek. Yani bugünün dünyasında böyle bir din anlatısının yeri kalmamış diyebiliriz. Aga Bey buyur lütfen. Yani konumuzun dışında aslında da sadece Ali Mermer Adem Aleyhisselam'ın kıssasını konu gereği paylaştığı için de kontekstüel yaptı. Oradaki o ağaçla insanın ne kadar gerçekliğine gerçekten hitap ettiğine merakımı celbediyordu da bu ebediyet ağacı yani bizim gerçekliğimiz ebediyeti istememizle kandırmışız. Sadece o çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. Teşekkürler Aga Bey. Evet. İnşallah devam edelim biraz daha okumaya. Hulasayı mevcudat olan Peygamberimiz vasıtasıyla inzal ve ikram buyurulan Kur'an'ın ahkamına ve o Hazretin sünnetine, yani Kur'an'ın ahkamı derken ben bütün o Kur'an'ın yaptığı eğitim, içerdiği bütün o hakikatler diye anlıyorum. Sadece fıkha dair ahkam diye sınırlamak bu Risale metinlerinin temel usulüne aykırıdır diye düşünüyorum. Buradaki Kur'an'ın ahkamından kasıt, Kur'an'ın içerdiği bütün hakikatlardır diye genel anlamıyla anlamanız daha doğru olur diye düşünüyorum. Kur'an'ın ahkamına ve o Hazretin sünnetine tevfik-i harekete bezlü gayret edelim. İşte o nur elimizde. O nur elimizde. Mürebbi. O nur elimizde mürebbi. Bizi terbiye eden. Yanımızda muarrif. Yanımızda bize o sebebi hikmetimizi tarif eden. Burada bu nurdan neyi kastetmiş? Bu cümle biraz içinde kopukluk veya düşüklük var. Tam da çıkartması zor. Risalleri mi kastediyor? Veya Kur'an işte sünnet-i seniyye nuru mu? Gerçi bir yerde aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin verdiği hakikat dersini bugüne, bu çağa tefsir etmeye çalışıyor. O açıdan buradaki nur kelimesiyle Risale-i Nur kastedilse de anlam değişmez pek yani. Nur elimizde mürebbi, elimizde mürebbi bizi terbiye ediyor. Yanımızda muarrif bize varlık gayemizi tarif ediyor. Bu kainatın varlık maksadını bildiriyor, tarif ediyor. Aramızda nurları neşre ve mürebbi ve muarrifimizi dinlemeye çalışalım. Aramızda nurları neşredelim. Burada biraz sanki cümlede kopukluk mu olmuş, eksiklik mi var? Biraz garip bir cümle. Şöyle de anlayabiliriz belki. Bu aramızdaki olan yani ki bu bize ulaşmış olan bu nurları insanlığa, dünyaya neşretmeye çalışalım. Ve o mürebbi ve muarifimizi dinlemeye çalışalım. Veya şurası şöyle de olabilir. Kendi aramızda bu nurları neşredelim. Olabilir. Ama şurası o mürebbi ve muarif dediği o nur. Mürebbi terbiye eden, muarif tarif eden. Mürebbi ve muarifimizi dinlemeye çalışalım. Biz vazifeyi ubudiyeti yapalım. Neticeyi mükafatı Halık-ı Rahim'imize bırakalım. Bu 17. lemadan alınan dersti. Vazifeyi ubudiyeti yapalım. Üzerimize düşeni yapalım. Ama sonucu yaratmayı, sonuçta ortaya çıkacak neticeyi yaratmayı onu ise Halık'ımıza bırakalım. Zaten burada konuya siyasetten girmesi de ilginç. Tam siyasetin karşısına bir nevi ubudiyetle
ubudiyetin gereği olan şu yaklaşımı koydu. Siyasette sonuçları hesap ederek bir tavır almak vardır. Bu yolda, bu amaçla her yolu mübah görmek vardır. Sonuçları elde etmek için siyasi yaklaşımda. Ta işte Hazreti Ali ile Muaviye zamanındaki olaylardan beri siyasetin bu adaletin mahzadan sapmasının da temel sebebi bu olsa gerek. Bu sonuçları elde etmek için her yolu mübah gören siyasi yaklaşımın özünde vardır. Ama ubudiyetin tanım ve tarifi bu yaklaşımı kaldırmaz. Çünkü ubudiyetin ne diyor, bir abdin temel vazifesi, temel özelliği, temel mesleği yaratıcısını tanımak. Bu dünyada başka bir temel derdi yok. Dünya yansa, yıkılsa onun esas derdi bu dünyayı yaratanı tanımak. Dünya çok güzel olsun diye onun öyle bir temel gayesi değil. Temel gayesi dünyayı yaratanı tanımak. Dünyayı da yaratanı tanırken dünya daha güzel olsa ne ala? Buna çalışır. Dünyayı daha güzel kılmaya çalışır. Ama dünyayı daha güzel kılmak maksadıyla yola çıkıp da sonra o dünyayı yaratan zatı unutacak şekilde her yol mübah tarzında yaklaşımlara girmez. Çünkü bilir ki abd vazifesini yapar. Kendi üzerine düşen sebepler dairesinde hak olan davranışı, adaleti mahzayı yerine getirmeye çalışır. Neticeye karışmaz. Yani sonucun ne olacağını hesaplamaz. Sonucu hesaplayarak bir tavır, bir proje eksenini hareket etmez. Sonucunun ne olacağını Halik yaratır. Muhammed Sait, buyur lütfen. Allah razı olsun. Bu son okuduğum paragrafın başı ve sonuyla ilgili şöyle bir mana açıldı dünyama. Sanki siyasete alan açan şey insanın kendi gerçek ihtiyaçlarının, ebediyete bakan ihtiyaçlarının gereğini yapmaması, yani suistimal etmesi. Sonucunda birilerine alan açılıyor, gelip senin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım diye bir yanlış bir kurgunun, dün de bu kelime ifade kullanılmıştı, öyle bir kurgunun içinde buluyor insan. Çünkü insan hala o ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen bir durumda. Ve fakat burada özet geçeyim, hani ubudiyet vazifesini üstüne almayınca veya ona o konuda fütur getirince, bu ihtiyacı sanki birileri karşılayacakmış gibi veya o rolde birileri önüne çıkıyor, onlara alan açıyor insan kendi suistimaliyle böyle bir durumun içerisinde buluyor gibi bir formül ben var diye hissettim. Bilmiyorum ifade edebildiysem. Teşekkür ederim. Evet, o kurguya olan atınız güzel oldu. Demek ki o siyasi yaklaşımın temelinde bir kurgu meselesi var. Bir de bu Muradullah'a müdahale, bu da dikkatimi çekiyor. Bunu biraz açamadık henüz. İnşallah arkadaşların dikkatini çeker bu kavram. Ali Mehmet, buyurun. İnşallah sizi dinleyelim. Bu kul vazifesini yapar, sonucu dikkate almaz dediniz de, bunun yanlış anlaşılma ihtimali çok fazla. Zaten de pek o kadar da doğru bir ifade olarak görünmedi bana da, onu paylaşayım. Müzakere ediyoruz ya, sonucu dikkate alır ama sonucun yaratıcısının kendisi olmadığını bilir. Ha, yaratıcının takdirine bırakmak ayrıdır. Sonuçları da hesap ederek, yani bunu siz böyle söylediniz diye pratik hayatta hiçbir zaman ben arabaya bineceğim, istediğim şekilde gideceğim, kırmızı, yeşil ışık, her neyse, ya sonuca ben dikkat etmem kardeşim, ben arabamı sürerim demediğimiz bir vaka. Yani bir şey pişirirken alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ben sonuca bakmam, o sonucu ona bırakırım de, onu ateşin üzerinde saatlerce bırakmazsınız da 20 dakika sonra kapatmam lazım altını, yani ateşi kısmam lazım, kesmem lazım veya tamamen kapatmam lazım der. Sonuçlara bakarız, sonuçlara bakarak şunu yaptım, bu çıktı. Fakat sonuçlara hikmet açısından bakılır. İllet açısından, yani yaratan olarak bakılmaz. Yaratıcının kararına bırakılır.
Ben hikmet açısından düşünürüm. Şunu yaptım, yaptım, hep böyle çıktı. Şimdi de böyle yapacağım derim. Öyle yaparım, sonucu düşünürüm. Ha, bu doğru bir sonuç derim, yaparım. Fakat illet kaderi ilahi bir başka sebep yaratır. Benim beklediğim sonuç olmaz. Ateşe korup yemeğim, 20 dakika sonra gelip kapatacağım derim. Saatimi de kurarım. Geldim baktım ki ateş pişmemiş. Neye? Aa, gazlar kesilmiş. Gaz kesilmiş. İşte bu kader. Takdiri ilahi. Yani orada isyan etmek yok. Ben bunu mutlaka yapacaktım. Kim mani oldu bana demek yok. Bu anlamda açık konuşmak lazım. Bu da çok tenkit edilen bir konu. Tevekkül adı altında yattı bizim dindarlar ya. Hep bunun için geri kaldık sedasını duymuyor musunuz? Evet. 100 yıldır söyleniyor. Mikrofonunuz kapandı mı Ali Merve, siz mi kapattınız? Ben bilerek kapattım. Bitti. Evet. Uzatmaya gerek yok. Yani onu sevmiyorum. Evet. Teşekkürler. Güzel bir düzeltme oldu. Yerinde bir hatırlatma oldu. Demek ki müdahale, bu illet yaklaşımını böyle anladım ben. İllet dediğiniz sonuçları illet açısından, yani sanki varlık verecek kendisi gibi düşünmek. O sonuca varlık verenin kendisi gibi olduğunu düşünerek hareket etmek. Evet. Başka yorumu görüş olan varsa bu bağlamda buyursun. Aga Bey, inşallah seni dinleyelim. Buyur. Siz bu Muradullah dediniz ya, mesela aklıma ilk gelen bu en geniş sayede siyasi olaylar burada da bahsediyor da. Mesela biliyoruz hani kader cihetinden nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bu bir muradı ilahidir. Ama tabii ki bu bizim temennimiz olmuyor daha iyi yönetilelim diye, ama hak ettiğimiz bu ki bu şekilde yönetiliyoruz. Muradı ilahi budur. Buna teslim olmak gerekiyor mesela, örnek olarak aklıma geldi. Çünkü hak edilen bu yani mesela. Evet. Hayatımızda yaşadığımız durumlarda hep böyle bu şekilde incelememiz lazım. Ve tabii hikmet açısından o konuyu ele almak ayrı. İllet bazında, yani kader açısından baktığımızda kaderi tam ittiham etmemek ve bu bağlamda muradullah'a müdahale. Yani vazifeni yap, vazife-i ilahiyeye karışma. Nedir vazife-i ilahiye? Yaratmak. Bu anlamda çok güzel bir özet, bir cümledir üstadım. Evet. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Evet. Devam edelim inşallah o zaman. Birkaç dakikamız, 5 dakikamız daha var, tam 4-5 dakikamız daha. Toparlayalım şu bahsi. Vazife-i ubudiyeti yapalım. Neticeyi, mükafatı Halık-ı Rahim'imize bırakalım. Yekdiğerimize en büyük yardım olan duayı da esirgemeyelim. Bu da güzel bir tarif. Dua insanın yekdiğerine, yani kardeşine, arkadaşına en büyük yardımı dua ile. İnşallah. Zühre, Habbe, Katre ve Zeyli'nin Arabi bir nüshası bu fakire ihda buyurulmuş. Bir gün tercümesinin de yapılacağına işaret olunmuştu. Demin Ali Mermer bahsetmişti. O Said Nursi arkadaşları o risalelerin, Arapça yazılan risalelerinin birkaç tanesinin talebeleri tercümesini istemiş. Ve o da yazmış. Demek zamanı geldi, benim gibi Arabi bilmeyen kardeşlerin manevi arzuları Zühre'nin tercümesine vesile oldu. Kardeşlerin manevi arzuları Zühre Risalesi'nin tercümesine, 17. Lemah'da yayınlanan o tercümesine vesile oldu. Çok muhtasar olarak duygularımı arz edeceğim. Burada o 17. Lemah'ın o notalarının kısa kısa birer cümleyle tarifini yapıyor. Bir nevi içindekiler gibi hazırlıyor. İndek şey filiste gibi. Birinci notasında Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah kelime-i tevhidiyle mabudu hakikiye bağlanmalı. Mabudu hakikiye insan bağlanmalı. Bu ilgili bahisler orada çalışılıyor. İkinci nota Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. Bu hacda çok söylenen bir tekbiri ekberi ile kibriya ve azamet sahibi
ancak Allahu Zülcelali vel Kemal olduğunu. Üçüncü nota, kullu şeyin halikun illa halikun illa vecehu lehul hükmü ve ilahi turcaun. Nas-ı azimiyle madem her şey helak olacak, en zayıf, ey zayıf insan, bundan senin şemse nispeten bir zerre bile olmayan hayatının da hissesi olduğunu anla, aklını başına topla, yaratılışındaki hikmeti düşün, haddini bil, ömrü hayatını sana saadet ebediyi temin edecek şeylerle geçir. Hakikatini destekliyor. Ömrü hayatını, ömrünü ve hayatını sana saadeti ebediyi temin edecek şeylerle geçir. Demek ki ubudiyetin de esası bu olsa gerek. Esaslı bir özü, bir yönü. İnsanın hayatını saadeti ebediyeyi temin edecek bir insana ubudiyet. İnşallah. Burada tamamlayalım. Vaktimiz doluyor. Son olarak birkaç cümleyle görüşü, yorumu, bu metin, üstteki okuduğumuz paragraflar, birkaç paragraf varsa buyurun. Yoksa inşallah tamamlayalım müzakeremizi. Haftaya daha yoğun birkaç mektup ve konu var. İnşallah haftaya müzakeremizde yine yoğun bir şekilde katılımlarınızı bekliyoruz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdu rabbil alamin. Allah rızası için El Fatiha. Temaz salavat.